Selamlar arkadaşlar. Evet, bu grup arkadaşlar uzun sürebilir ama bu grup kavuşması gereken bir grup arkadaşlar ve bu arkadaşlara yardımcı olmak isterim. Lütfen bireysel rehberliğe davet ediyorum sizi. Çünkü bu grup her kim bu hikayeyle, bu senaryoyla uyumlandıysa sevgili arkadaşlar, beni dinleyen geride kalan dişiler, konu siz değilsiniz. Sizin erilerinizin hayatında olup bitenler, bütün bu yaşadıklarınızın sebebinin, erilerinize yapılanların tamamen haksızca ve haksızca, çok haince, en güvendiği dağlardan kendisine en büyük ihanetler yapılmış. Kartlara bakın arkadaşlar. Bu ilahi eril ve dişilleri içinde bulundukları karmik evlilik yapısını gösterir. Aynı zamanda da kişinin kendi kendisinin merkezine gelip hayatın direksiyonuna geçip kendi evliliğini, hayatına, şekline, ilişkisine, yani kısaca diyor ki sistem burada, kendi merkezine gel, bütün dünya Allah'ın haşmetine borçludur. Çünkü o var etti. Hiçbir şey sonsuz, sınırsız değildir. Hani kimsenin iradesini kendi iraden üzerinde görme. Allah'ın iradesi tek senin iraden üzerinde olma. Unutma ki bu evliliğe de o ol dediği için olmuştu zaten. Şimdi de bitir diyorsa bitir diyor kısaca sistem. Ve ataların da bunu onaylıyor diyor. Ve bakın, burada şimdi bu süreklilik ve barış kartları var, daha okumadım ve bu var. Bu üçünü de okuyacağım şimdi size. Ve burada sana kılıçları saplayan, sen kendi kendine saplayansın diyor. Atalar da diyor aynı şey. Bunu da okuyacağım. Çünkü bu grup kavuşması gereken grup arkadaşlar, Allah'ın izniyle. Ve diyor ki senin kutsal bildiğin bir birliktelik diyor. Atalarından biri böyle öğrendim, böyle geldi, bu benim için doğru evlilik diyorsan diyor. Atalar diyor ki hayır, biz öyle bir şey demiyoruz ki, biz zaten senin için acı çekiyoruz, acı çekmeni istemiyoruz ve bunun için üzülüyoruz ve seni destekliyoruz ve diyoruz ki evet, burayı bitir. Karmik evlilik, karmik evlilik. Aynı zamanda erilleri yurt dışıyla çalışıyorlarsa, bakın, yurt dışıyla çalışıyorlar mı dediğimde karmik yapı yurt dışıyla bağlantısı var diye karmik evliliği üçüncü kişiyi buraya attı. Üçüncü kişi yurt dışında mı? Üçüncü kişinin yanına mı gittiniz yurt dışına? Orada mı? Nedir bu? Anlamadım. Bu böyle bunun üzerine geldi. Kılıç üçlü, kılıç onlu üzerine gel. Ha, size şunu söylüyor. Eril diyor. Oo, şimdi bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Ay, bir saniye. Atalar mesaj verdi size tam da onu okurken, bakar mısınız? Diyor ki sistem burada. Cennet, bunları eline al, bırakma, bunlarla oku. Neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ataların size mesajı var arkadaşlar. Şöyle alayım burayı. Sana diyor. Hani en başta sistem vermişti ya. Kendini küçümseme, Allah'ın gözünde sen değerli. Sana bunu böyle hissettiren. Kılıç dokusu. Uykusuz geceler. Gözyaşı dökmene sebep olan. Belki bir lokma yemek yemiyorsun. İşte uyku uyumuyorsun. Gözyaşın bitmiyor. Unutma ki burası da yaşadı onu. Bu da dipnot, ben söyleyeyim. Çünkü bu ayrı, hem sana hem ona çalıştı, hem ikinize bir çalıştı. Demek ki o yüzden siz bu kadar uzun süre kavuşamamışsınız. Ve atalar dedi ki senin sırtından bıçaklayan kutsallık olmaz asla dedi. Ve biz onaylıyoruz. Ve kutsal kadın tektir, konuşmamıştır bak. Her şeyi bilir ama. Seni öyle aciz hissettiren, o uykusuz hissettiren, senin kendini Allah'ın gözünde ve sevdiğinin gözünde küçük hissetmene sebebiyet veren. İşte belki sen bir çiçek alıp gidip bir sevdiğinde özür dilemen gerekirken niye yapamadığının sebebi diyor. Sevdiğin neden sana konuşamıyor veya sen ona konuşamıyorsun, ya da sen sevdiğin niye gidip bir adım atıp da bir dinlemedin, bir özür dilemedin ondan diyor. Bakın. Bir bunları düşün diyor. Ayrıntılarda gizli diyor cevap atalar. O diyor kendini keşfetmiş ve tek hayali seninle bu evliliği ilk günden beri hayal etti. Hala aynı hayaline sadık, kendini keşfetmiş aslan o diyor.
Zaten o kutsal bir kadın yani. Kimle yapacak bunu? Sevdiği adamla bu aşk evliliğini yapmak istiyor. Ve biz bunu ruhsal kattan destekliyoruz diyor. Sen diyor verilenlere inanmadıysan biz atalarının ruhlarına inan. Biz de bunun doğru olduğunu teyit ediyoruz. Ve bakın burada mutlu bir ata yok. Çok üzgün bir ata var. Çünkü niye? Onun ne kadar çok sevdiği bu dişiliğiyle kavuşamadığı için, bu çiçeği alıp gelmek isterken alıp gelemediği için aslında kendini de keşfetmiş bir aslan olmasına rağmen dişiliğinin de öyle olduğunu da o anlamış, siz de onun öyle olduğunu anlamışsınız. Ve ikiniz de bakın görüyor musunuz arkadaşlar, bir şey demeye gerek yok, kartlar nasıl dans ediyor, buraya düştü Rumi. Cennet, o kadar doğru söyledin, o kadar doğru söyledin ki. Bu üçüncü kişi ona uykusuz geceleri yaşatıyor. Asıl onunla karmik bir evlilik yapısı içinde bunu kaçırıyor. Onunla evli, resmi nikahlı evliliği devam ediyor. Bu 21 numara aynı zamanda bunun için geldi. Aynı zamanda da yurt dışı ile çalışan bir eril, ticaret, yurt dışı, din, dil, kültür farklılıkları vesaire. Atalar diyor ki bunun hiçbir önemi yok ki diyor. Biraz kadim bilgi öğren diyor. Bu kutsal bir kadın, kadim bir bilge diyor. Senin arkandan iş çeviren orası. Belki de senin kutsal kadının arkasından, dişinin arkasından para için onu sattın gittin diye görülüyorsa aslında işte bu üçüncü kişi, bu karmik kişi bunu senin arkandan çevirdi. Ve bunu da bunun üzerine yatırdı biliyorsunuz. Ne dedi? Evet, o yer şeytani olarak onların arkasından iş çevirdi. Onu öyle bağladı ki bakın sevdiğine gidemesin. Kendini aciz hissetsin, sevdiğine gidemesin arkadaşlar. Bakın direkt bunların üzerine düştü böyle. Ve bunu şeytanlıkla yaptı. Çok da büyük ustalıkla, kurnazlıkla yaptı diyor. Ve eril kendini aciz, zavallı hissetsin, küçük hissetsin, beni reddeder. Yani size öyle bir manipülasyon etmiş ki, hani siz öyle inanmışsınız ki bu yalana, bu pis yalana. Sizin sevdiğinizin gidip bir kuponlusu, yani sizi sevdiği kadar gitmiş başka birini istemiş, onunla evlenmiş. Ya da evlenecek ya da evleniyor yalanını atmış. Gel beni bir dinle, sen ben bir konuşayım diyor. Sen bir gerçekleri öğren, sen bana bir adım at diyor. Peki, şimdi burada bir şey daha aklıma geldi. Peki ya bir şey söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Siz gerçekten buradan şu üçüncü kişiden almanız gereken bir para hakkınız mı var? Hani bunun için mi kendinizi böyle bu parayı alamazsanız sevdiğinize gidemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, eğer bakın bunu düşünüyorsanız çok büyük yanılgı içindesiniz. Çünkü asla eğer siz o karmiye ne kaptırdıysanız üçüncü kişi onu alıp da ruh eşinize öyle gelmeyi bekliyorsanız orayı unutun arkadaşlar. Sistem size onu söylüyor. Orada alavere dalavere yalanlar var. Git kutsal kadın sana anlatacak diyor. Her şeyi biliyor. Senin bilmediklerini de biliyor diyor. Ve siz hani burada evlisiniz. Para evliliğindesiniz ya da sizi para için sevdiğinizden böyle çaldı kaçırdı, siz de arkanıza bakmadan gitmiş gibi gözüktünüz ama bu sizi alel acele çağırmış olmayı da gösteriyor aynı zamanda arkadaşlar. Hani arkanıza bakmadan muzur atıyla kaçıp giden grup herhalde bu diye anlattığımız grup. Burada şu da var. Burada sistem diyor ki bakın şimdi burası çok derin arkadaşlar. Burada o kadar büyük bir senaryo var ki size anlatamam. Bir anlat anlat bitmiyor. Öyle büyük şeytanlık yapmış ki üçüncü kişi, şimdi ataların ruhu da söylüyor bunu bana. Diyor ki üçüncü kişi öyle büyük bir şeytanlık yaptı ki onlara öyle bir, onlar anlamadan öyle bir kurnazlıkla diyor. Kendi saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Bunu hem sizin erile söyledi hem de bunu erilin hayatındaki üçüncü kişi için söyledi. Diyor ki o kadar saplantılı ki diyor bu erile takmış yani birleşmesinler diyor. Bu aşkı savaş alanına çeviren diyor. Üçüncü kişi aslında onları bıçakladı diyor. Ama sistem diyor ki biz onu bitirttik. Üçüncü kişiyi ters çevirmiş. Ve diyor bunu ustalıkla yaptı da çünkü diyor o kıt akıllı zaten. Mida yani diyor. O aklı da biz ona verdik. Bu şeytanlıkla yaptı diyor. Fakat diyor şu an diyor üçüncü kişi yok bunun hayatında. Çünkü burada erili yalnız verdi bakın arkadaşlar. Eriller dişileriniz de yalnız size güveniyorlarsa, sizin yalnız olduğunu düşünüyorlar. Siz de dişilinize biraz güvenin olur mu? Biraz tevekküle gelin.
Eğer onun hakkında haber almıyorsanız o da sizin hakkınızda almıyordur zaten. Hani neyi öğrenmek istiyorsanız buraya gidememişseniz sistem size kısaca şunu söylüyor. Sana her kim para evliliğine seni çağırdı götürdüyse senin ilahi kutsal dişinle bu mutlu kutsal evliliği yapma diye seni bugüne kadar geciktirip seni bunu da çok kurnazlıkla büyük kendi egosuyla ve kendisine çalış para kendisine gitmesin diye bil ki diyor bunu biz yaptırdık bu da kadersel oldu 7 numarayla geliyor ilahinin durdurmasıdır 7 numarayla geliyor 2 tane 7 var arkadaşlar 7 7 14 eder 14 de denge kartına denk gelir 1 artı 4 5 eder doğru yolda olduğunu gösterir der ki burayı bırakıp buradan arkana bakmadan ha ay şimdi anladım size arkanıza bakmadan sizden kaçtı gittiyse o tarafa arkadaşlar. Neyse burada bir, bunu söylemeyeyim ben. Bireysel rehberlikle alın siz bunu. Ben anladım buradaki olayı. Tamam. Ve üçüncü kişiyi bitirmediği sürece kendini aciz hissedecek. Bakar mısınız? Biz üçüncü kişiyi bitirdik diyor. Üçüncü kişiyi tutan o. Hala ya da işte bu karmik yalan söylemiş ya sizin hakkınızda bir üçüncü kişi var. Siz gidip bir aşk evliliği yapmışsınız ya. O da bundan dolayı kendini küçük hissediyor. Sistem diyor ki hayır o üçüncü kişi yok o yalan. O sendeki üçüncü kişinin sana söylediği yalan. Ne çabuk unuttun buraya bir geri git sar bir diyor. Seni bunun için ayırmadım ondan diyor. Şimdi tekrar ayırmak için hala nasıl bu yalanda duruyorsun? Bu çoktan bitmiş olması gerekiyordu diyor burayı bakın. Bitiş 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 kaç kere söylüyor yani. Bakar mısınız arkadaşlar kartlara? Karmik evlilik, kılıç dokuzlu, kendini aciz hissetme, kılıç üçlü, kılıç yedili, kılıç sekizli bir arada verdi zaten. Altın tut para, altın tutan erkek, 15 numara. Saplantılarınız kaynağı kendi egonuzdur. Yani aynı zamanda burada erile diyor ki sen diyor şeytanlık yapıyorsun. Kendi kendinin şeytanısın. Senin içindeki şeytan diyor. Sevdiğinin bir üçüncü kişiyle bir karmik para evliliği yaptı bir zengin adamla veya evlendi diye düşünüyorsan bundan dolayı kendini aciz hissedip uykusuz geceler geçirip o nasıl beni sırtımdan bıçaklar gider karmik evlilik yapıyorsa da diyor ki resmi nikah sende onda değil ki o yalnız diyor. Bakar mısınız? Şimdi sevgili canlar size burada ben önce bir Rumi'nde ha burayı da bir okuyayım da ondan sonra şimdi bu buranın hakikaten şuraya Rumi'den önce bir şunları da bir okuyayım da ne diyormuş burada? Kapı bakın 32 numarayla geliyor ve ne diyor? Doğru yoldasın 3 artı 2'ye. Melekler seninle, bilgeler seninle diyor. Dikkat et mesajları al. Mesajları yanlış okuyorsun diyor. Sana söylenen rehberlik yanlış değil. Aldığın rehberliklere güven diyor. Şu ana kadar bari güvenmiyordun diyor. Şimdi bir rehberlik al bari çünkü biz karşına çıkaracağımız rehber mutlak suretle zaten size doğru verir. Bugüne kadar da yanlış vermemiştir zaten arkadaşlar. Siz yanlış anlamış olabilirsiniz. İlahi sistem asla yanlış bilgi vermez. Asla yanıltmaz, asla illüzyona sokmaz. Tam tersi o durumların içindeyseniz sizi çıkartmak ister. Ya rehberiniz iyi değildir, doğru okumuyordur. Ya da rehberiniz 10 numaradır. Siz kıt akıllısınızdır. Kusura bakmayın anlamıyorsunuzdur rehberin dediklerini. Saplanmışsınızdır. Bakın bu da saplanmış burada. Hani bu kadar biliyor. Buraya aşık, burayı seviyor. Kutsal evlilik yapmak istiyorum. Onunla diyor dişilim bekar mı? Ben gitmek istiyorum. Kendimi keşfettim. Sebat gidip atalar bile ruhuyla belki rüyalarına giriyor. Bu bilgeliği veriyormuş kendine. Evet. Kutsal olan o ona git artık. Bu hıyarlığı affedersin. Bırak yani biraz sebata gel diyor. Biraz aklını çalıştır. Nerede duruyorsun da ne yaşıyorsun? Bu evliliktesin. Bunları yaşıyorsun. Ha, burası ne kadar akılsız bir eril. Yani bunu nasıl anlayamıyor arkadaşlar? Nasıl diyeyim ben size? Ya bakın gider eriller. Geride kalan dişili anlatıyorum ben burada. Sizi anlatıyor. Dişili anlatmıyor sistem. Buradan nasıl bir anlam çıkarım yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Hani siz dönüp kendinize niye bakmıyorsunuz dişile bakmak yerine? Dişilinize odaklanmışsınız. Karmik bir yalan atmış. Sen de gerizekalıca buna inanıyorsun. Sistem de diyor ki sen diyor kendi saplantılarını kurban olmayı aslında hak ediyorsun. Senin arkanda iş çevriliyor, yaralanıyorsun. Son hamlemi de yapacağım diyorsun. Hep de yanlış yapıyorsun diyor. Çünkü sen resmi nikahlı olan sensin. Orası değil ki diyor. Sen bu karmik evliliktesin.
uykusuz geceler yaşayan sensin diyor. Kendini küçük aciz hisseden sensin. Kılıç üçlü sende ben ters çevirdim diyor. Artık o kılıçların çıkması gerekiyor. Ve para için burayı bekleten sensin diyor. Peki o zaman ben neden diyor dişile bunu vermiyorum da eril olarak erilin kartlarına geride kalan dişile bunu veriyorum diyor. Bundan bir anlam çıkar diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Rumi'yim ben dayanamayacağım arkadaşlar. Bir de önce sistemden tekrar şuraya alayım. Bu eril madem sevi bakar mısınız arkadaşlar yine dünya kartı. Sizi bir yurt dışındalar dönecekler size adım atacaklar. İki bu karmik yapının içinde olan kendisi sizden fazla konuşmasın diyor. Rumi ile de verdi bununla da verdi. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu zaten karmik bir evliliği gösterir. Düz gelmişti sistem sonradan çevirdi. Ne demek bunun varlığı hala var ve ben bitir diyorum diyor. Sonradan çevirdi baştan böyle vermedi. Baştan böyle verseydi bitmiş olurdu. Hayatından tamamen çıkarmış göndermiş olurdu. Ve sistem burada dedi ki sen bir para bekliyorsun. O parayı asla dişine gitmeyince alamayacağını öğren diyor. Şimdi cennetten. Evet bakın arkadaşlar. Şimdi size bir iki bilgi burada vermeliyim. Çünkü bu grup kavuşabilecek bir grup olduğu için bu emeği harcıyorum. Lütfen ahmaklığı bir kenara bırakın. Biraz uyanık olun, biraz akılcı olun. Bu ilahi bir aşk, ilahi aşkta da. Eğer sen evliydiysen, dişilin bekardıysa o bekardır. Sen evliydiysen, o evliydiyse o evlidir. Ama bu diyor sistem, o kadar aptalsın ki diyor, karmin söylediği bir yalana bu kadar inanıyorsun. Ruh partnerin o kadar olmadığını söylüyor ona niye inanmıyorsun diyor. Senin kaçırdığın bu. Buraya inanacağın kadar asıl inanman gereken yere inanmıyorsun. Sen karma yaratıyorsun diyor. Karma üzerine karma yaratıyorsun. Tövbe tövbe iptal iptal iptal. Bu kadar ahmak olma diyor yani buraya. Bir şeye inanıyorsun. Kalbin sana çiçek al kutsal kadına git diyor. O kendini keşfetmiş aslan her şeyi de biliyor. Mükemmel de bir insan. Diyorsun ben onunla da bir evlilik yapmak istiyorum diyorsun diyor. E o da zaten seni bekliyor diyor. Daha o kadına tek kelime konuşturtmadın diyor. O senin kutsal kadının diyor. Bakın sistem kutsal kadını olarak veriyor bunu. Diyor ki daha nasıl açıklayalım? Yani sen nasıl bu kadar affedersiniz mala bağlıyorsun diyor kısaca. Yine karmik evlilik. Bakın karmik evlilik. Karmik evlilik. Üç tane şeytan kartı. Arkasına çevirmiş. Kılıç dokuzlu kendini küçük hissediyor. Diyor ki bu kartlarda eril var. Bakın dişil var mı geride kalan dişil? Yok. Kendini aciz hissediyormuş. Hayır. Kimmiş? Kendini fetheden aslanmış. Erili kendini aciz hissediyor. İkisinin ortak hayali ne? Evlenmek. Bu çiçek almak gitmek istiyor. Bu da diyor ki zaten bekliyorum daha o kadar uzun zaman oldu ki ne zaman geliyorsun diyor. Atalar ruhu destekliyor. Atalar bile şifa bekliyor. Artık o kadar atalar bile isyan ediyor burada. Göremiyor, göremiyor, göremiyor diye. Kılıç onu yiyor. Diyor ki senin düşünemediğin o kadar akılsızsın ki. Sen kılıç onu yerken bu da yiyor. Ruh ikisisin. Ne ola ki o yemesi? Neden yiyor? Senin yansıman, ağlaman, zırlaman, uykusuz kalman ona da yansıyor. Tabii ki senin kadarı değil. O kendi tekamülünü bitirdi o. Sebat yani. Senden sana üzülüyor, yansıyor. Sadece o kadar. Birebir aynısını yaşamıyorsunuz bu aşamada. Çünkü burası kendini fetheden aslan olarak çıktı. Sen yaşıyorsun. Senden sebep, kendinden sebep diyor. Üçüncü kişi senin tarafında çıktı. Sana veriyorum diyor. Para içinde orayı tutuyorsun belki ya da ondan alacağın bir param var diyor. Onu da asla buraya gitmediğin sürece, yüzleşmediğin sürece parayı sana vermeyeceğim. Oraya git o parayı ben vereceğim diyor sistem. Resmi nikahlı evlilik bitmemiş. Resmi nikahlı evlilik bitmemiş. Sizde evlilik var mı diye düşünüyormuş. Sistem de diyor ki bıçaklanıyorsun. Burada her kaldığında kendini bıçaklıyorsun. Sırtından o kılıçları yiyorsun ve buraya yediriyorsun. Bakar mısınız ataların gözlerine ve kutsal geride kalan dişilin gözlerine bakın arkadaşlar. Başka hiçbir şey demiyorum. Bakın şu dişilin gözleri ve ağzı sistem tarafından mühürlenmiştir konuşma diye. Ve kadim bilgelerin gözlerine bakın arkadaşlar.
arkamdan iş çevrildi. Bana en çok güvendiğim kabilem, ailem bana ihanet etti. Belki en yakın arkadaşlarım, kuzenim ya da iş ortağım etti diyorsun. E kusura bakma da sen de kendi egonu ve saplantının kurbanısın. Kendi kendini şeytanısın. Belki de işte sizin evlendiğinizde duyduysa, hani karmik duyduysanız değil, karmik zaten söylemiş bunu. Bundan dolayı bugüne kadar size gelmemiş, gelip bir kere size sormamış ahmak. O yüzden de o egonu yenmediğin sürece kendini böyle aciz hissedersin tabii. Git sorsana ona diyor. Hani git sor yani diyor. Ha, tek cümle soracaksın, göreceksin o zaman diyor sizde. Sen buraya seni sırtından bıçaklayana bu kadar güveniyorsun da onun dediği doğru mudur diye durup bekleyip bu kılıçları yiyip de diyor ki ey ahmak diyor, tek başına mı yiyorsun o kılıçları? Bir parça da sevdiğine de yansıtıyorum. Sen bundan her ne kayıp yaşatıyorsam sana bil ki ona da orada yaşatıyorum. Çünkü ruh ikizleri ayrılmazlar arkadaşlar. Ben kendi özgüvenime gelemiyorum çünkü dişilimin dünya planında somutta evli mi değil mi bana göster Allah'ım. Gerçekten o bir aşk mutlu evlilik yaptı mı, yoksa bu evliliği benimle mi yapacak, bana somutta göster. Çünkü ben çok haklıyım diyormuş kendi kendine. Sistemde diyor ki yazıklar olsun sana diyor, bu ilahi aşk kutsal dişilin mi seni, bugüne kadar onun duaları sayesinde yaşıyorsun. Bütün bunları bu kadar yerken diyor. Bunları yerken bu evlilikte buraya bu kadar güvenip duruyorsun da şu ana kadar diyor. Neden buraya bir tek adım atmıyorsun da gidip konuşmuyorsun? O evli mi değil mi bir görmüyorsun diyor. Hayatında biri var mı yok mu? E karmin yalanı mı? Yoksa o gerçekten evli mi? Sen biliyor musun bunu dayatıyor ve o kişi. Bu aynı zamanda sizin de hastalandığınızı da gösterir arkadaşlar. Neden? Çünkü bunu size dayatıyor, dua ediyormuş üçüncü kişi karmik. Siz attığı yalan doğru çıksın, biri karşınıza çıksın, sizi bulsun, evlenin de attığı bu yalanı doğru olsun diye dua ediyormuş. Bunu size de dayatıyormuş aynı zamanda. Kendinize okuyun, üfleyin arkadaşlar. Yani. Ve bu ahmak burayı kutsal zannediyor. Sistem de diyor ki orası kutsal değil, sen öyle zannediyorsun. Bak onu yıktık diyor. Önde baykuş var, bilgeliğin eksik diyor. Biraz bilgi edin, biraz araştır diyor. Biraz git konuş diyor. Konuş konuş yani. Hani burada sizin ağzınızın mühürlenmesi zaten şunu gösteriyor arkadaşlar burada. Siz hiç konuşturulmadığınız için sistem burada onu diyor. Bıçaklanıyor musun? Kim bıçaklıyormuş seni? Ruh işin mi diyor? Yoksa asıl en büyük aciz ve aptal olan sen olduğun için senin kendi şeytanlığın ve bir de siz de tabii hani bir kupa onunla evlisiniz ya, hani o dünyada bana güzel de keyfimi de yapıyorum böylesiniz ya, böyle anlatmış ya karmik ona. Bu kıt akıllı da ona inanmış. Onun için de sizi aşırı kıskanıyormuş. Sistem de diyor ki o öyle değil diyor. Bu o kadar yüce ki öyle senin ve o senin pis karmik yapının basitliği kadar hareket edecek bir insan değil. Burası ermiş yüce kutsal bir ruh diyor. Biz ilahi tarafında onayladığımız kutsal bir dişi. Peki diyor, hani şimdi şöyle diyeceğim. Peki bir geri zekalı onu diyeceğim. Şimdi sen gidip de sormuyorsun, yemiyor bir tarafın, bu ayrı. Kılıçları da yiyorsun, uyku yok gözlerinde. Senin yüzünden bu insan yaşıyor. Bunu da düşünemeyecek kadar kıt akıllısın. Ruh ikizlerine yansıdığını da bilmiyorsun. Maddi manevi kayıp yaşıyorsan o da ona da yaşatıyor sistem. Peki kıt akıllı. Şimdi neden yemiyor acaba gidip sormuyorsun? Heh, neden? Çünkü eğer biri varsa reddedileceksin. Bir daha hiç şansın kalmayacak. Sonsuza dek kaybedeceksin. Peki bunu nereye kadar sürdüreceğini düşünüyorsun? Şimdi ben bunu soruyorum bu giden geride kalan dişilin giden eriline. Ve neden sistem geride kalan dişili anlatmıyor da seni anlatıyor acaba? Acaba bu kadar büyük yanlış haltların içinde olan sen olduğun için bunu anlatıyor olabilir mi? Bakın ya kendi şeytanınızın, kendi üçüncü kişinizin ve karmik yapınızı iki kere verdi. Bu ne demek aynı zamanda biliyor musunuz arkadaşlar? Sistem size bu karmiyi tekrar sizi evlendirip bununla cezalandırıp sonsuza dek sizi ayırabilir mesajı geldi. Şu an anda geldi bu arkadaşlar. Tüylerim diken diken oldu. Sırf bu erile haddini bildirmek için sistem
Ne yapacakmış biliyor musunuz arkadaşlar? Madem sen o kadar akıllı ve zekisin ama bunları yaşıyorsun. Peki neden yaşıyorsun madem çok akıllı zekisin, her şeyi biliyorsan diyor sistem. Ve sen karmin attığı yalana inanıyorsun da kendi ruh partnerin seni bugün belki senin duaların sayesinde ben seni ayakta tuttum, kurban etmedim. Bu kılıçları sen yerken nasıl hayale ayakta durabildiğini bir düşün bakalım. Bu kutsal kadının duaları olabilir mi? Ve hala seninle evlilik hayali kurmuş olduğu için olabilir mi? Ve ahmak, bunu hiç mi düşünmüyorsun? Buraya pay verdiğin kadar buraya niye pay vermiyorsun? Burayı sil diyoruz, neden silmiyorsun? Neyin içindesin, utanmıyor musun diyor. Sana bu kadar gösterdik gözüne soka soka rehberlerle. Yüzlerce kez rehberlik aldın, danışmanlık aldın. Bunun anlamı dünya dünyayı vermesi ne demek biliyor musun? Bakın. Kendi şeytanla diyor arkadaşlar. Üçüncü kişi falan da değilmiş. Tamam, anladım da. Anladı. Bakın, sistem benimle dans ediyor. Cennet, o kadar doğru söyledin. 10 numara değil, 100 numara doğru söyledi. Bu ahmak kendi egosunun, kendi şeytanlığın, kendi kıskançlığın, kendi kibirinin kurbanı edeceğim diyor sistem. Ve bu evliliği ilahi dişile veriyorum. Madem oyla karmi onu o kadar evli istiyorlar, tamam diyor. Ben de o zaman diyor. Şu ana kadar değildi, bu saatten sonra. Onun şeytanlığıyla. Madem öyle düşünüyor, doğru kılacağım dedi. Ona ruh partnerini veriyorum. Bakın, kutsal kadın istemiyorum diye kendini atıyor. Bu salağı istiyor çünkü. Ay, isteme onu ya. Ben dedi. Karmin de yalanını doğru çıkaracağım. Bununla dayatıyor. Zaten bunu da dayatıyor ki onda o olsun. Sana da dayatıyor. Sen böyle düşünmeye devam et ve diyor ki sen bu evlilikten çıkmadığın sürece kendini aciz hissedeceksin. Sırtından kılıçlanacaksın. İzin vereceğim. Karmik partnerin üçüncü kişi bu yalanı attı ya diyor. Bu kılıçları saplıyor ya. Arkandan, senin ve ruh işinin arkasından iş çevirdi ya, seni ondan bununla çaldı ya diyor. Şimdi diyor, madem sen onun bir para evliliğinde, bakın şimdi burada hem kupa onlu var, bakın sistem yalanlarını nasıl güzel. Şimdi burada aynı zamanda altın tutan erkek sizin aşk evliliği. Bakın, bir tek aşk evliliği vardır. İlahi eril dişil kavuşmasıdır. Başka kimseye vermez bunu sistem. Zaten başka da anlamı yoktur arkadaşlar. Sadece ilahi eril dişil kavuşursa bu gerçekleşir. Başka türlü gerçekleşmesi imkansızdır. Şimdi burada sistemde onların ikisinin inandıkları, hani karmik yalan atmış ya üçüncü kişi burada. O evli demiş ya, sağlam bir evlilikte diyor. Sistemde diyor ki o kadar ki yalan ki sana. Öyle bir evlilikte dedi ya, minareye bak diyor, neden cami kutsal bir yapıdır, o zaman neden burada döküntü vermişim diyor, önde baykuş niye koymuşum, bunun bir yalan olduğunu, burada bilgeliğinin eksik olduğunu söylüyorum sana. Baykuş der ki daima, bilgin eksiktir burada, dön buraya bir daha bak, bu sana söylenen yalana bir daha bak diyor. Ya ruh işinle konuş ya ilahinin ve ruh işinin verdiği mesajlara güven diyor. Sen ne yapıyorsun? Seni sırtından bıçaklayan yılana, İblise güveniyorsun diyor. Peki, seni onunla sınav ediyorum o zaman diyor sistem burada. Sen onu tut diyor. Devam et, o evlilikte kal. Onu tekrar seninle evlendireceğim diyor sistem. Tamam, madem öyle diyor. Madem diyor senin yüzünden benim diyor kutsal dişilime bu kılıçları yediriyorsanız. Madem siz ona evlilik yapıştırdınız ya. Tamam, okey, sizinkini doğru çıkartacağım diyor sistem şimdi. Aynen böyle arkadaşlar. Çok net geldi. 2-21 numara bunu söyler. Karmik. Tamam, senin de, bakın bu da devriliyordu burada, düzeltiyordum. Bu da kart ve buna bakın arkadaşlar. Kılıç 5'te, kılıç 7'li. Kılıç 9'du burada. Bu da böyle burada, bakın kart burada duruyor arkadaşlar. Videoyu geriye sarın, elime yapıştı, bunu al diyor. Evet diyor, burada şeytanlık var diyor. Ve bu şeytanı eril yapıyor diyor yalnız, bakın. Ve çünkü burada diyor ki, bak, o kendini göstermeyenler senin arkanda iş çevirdi diyorsan, o zaman göster git diyor, ruh eşini anlat o zaman diyor madem. Ve bir çiçekle git diyor. O zaten kapıyı sana açacak, kavuşacaksın. Çünkü o kendiniz o kadar olgun bir insan ki seni dinleyecek diyor burada, bakın. Ve burada da diyor ki şeytanla sen yapıyorsun. Madem öyle, sen diyor partnerini, seninle bir tek kader yazdığın bu evliliği, senin dışında başka bir erille yapacağını düşündürüyorsa, tamam peki diyor sistem.
Karmik senin yaptığın, söylediğin yalanı doğru çıkarttıracağım. Eril diyor. Sen de karmik gibi düşünüyordun. Senin dediğin de doğru çıkaracağım diyor. Tamam diyor. Onu evlendiriyoruz diyor ruh eşini. Buyurun buradan yakın arkadaşlar. Anda gelen akış bilgisi diyecek başka bir şey yok buna. Burada. Ve şunları da okuyayım. Süreklilik. Kalıcı olan tek şey değişimdir. Temel doğamızı korurken sürekliliği kaybetmeden şimdiye uyum sağlama gücüdür. Artık kıt akıllı diyor. Sana söylenen o yalanı eğer devam ettirmek istiyorsan zaten tamam diyor. İkinizin de söylediği yalan ve iftiraları inandığınızı doğru kılacağım ona vereceğim diyor sizde. Hadi bakalım hodri meydan. Oh! Oh olsun böyle aptal bir eril bu kadar geç kalmışken sisteminde yapsın. Oh olsun. Oh olsun diyorum arkadaşlar. Ve burada diyor ki hiçbir şeyde sen süreklilik zaten arz etmiyorsun ki diyor. Yanlış yere bugüne kadar güvenerek onca halt yedin, yaşattım hala akıllanmıyorsun. Madem bunu da zorla onu evli mi kılıyorsunuz? Tamam diyor sistem. Sistem çok sinirli gerçekten arkadaşlar. Bakın siz de bana da yansıyor. Bu kadar böyle bir pisliğin içindesin. Utanmıyorsun. Bir de diyor bunu bakar mısınız arkadaşlar kartlara? Şeytan kartı, kılıç, üçlü kılıç, beşli kılıç, yedili kılıç, sekizli kılıç, onlu kılıç, dokuzlu. Ve kendini aciz hisseden ve para için. Orada hala karmayı bek tutan ataları bile isyan etmiş. Madem diyor sen karmik evliliğini bırakmıyorsun. Tamam diyor. Eğer diyor senin karmin bu şeytanlıkla bunu yaptı büyüyü dayatarak halen de dayatıyor. Dişilde bu doğru çıksın da zamanda attım bu yalan aman doğru çıksın Allah'ım ne olur diye Allah'a dua ediyormuş diyor. Allah da diyor ki o zaman onun duasını duyayım mı diyor. Onu gerçekten başka bir ruh eşiyle evli kılayım mı diyor. Ve bu evlilik arkadaşlar sadece ve sadece ilahi eril ilahi dişil evliliğidir yalnız. Bakın. Ve sistem diyor ki ben an be an seni yarattığım gibi nasip ettiğim için onu da yaparım. Unutma ki ilk yaratıldığından beri bu yedi soydur onunla evlisin. Ve şu an buna ihanet ediyorsun. Kimle? Kutsal dişiliğiyle. Bakar mısınız arkadaşlar? Belki bu dünyaya yedinci gelişiniz. Belki 7 7'nin katlarıdır geliyorsunuz. Bunu artık şifalansın. Siz bunu biliyorsunuz. Bu ahmak bilmediği için kendini keşfetmiş aslan değil çünkü daha. Süreklilik kalıcı olan tek şey değişimdir. Yani bu değişimi yapmadığın sürece olmaz. Bunda da süreklilik arz eder. Etmezsen olmaz diyor. Temel doğanızı korurken sürekliliği kaybetmeden şimdiye uyum sağlama gücü diyor. Muhafaza, kısıtlama, devamlılığın eksikliği. Bakar mısınız? Yani omurgayı dik tutmuyorsun. Hani bir öyle diyorsun, bir kıvırıyorsun. Bir öyle diyorsun, bir kıvırıyorsun diyor. Ve muhafazakarlık. Şimdi burada ben bu muhafazakarlığa bir şey söyleyecektim ama neyse arkadaşlar. Esneklik ve sükunet. Sen diyor neyin muhafazakarlığından konuşuyorsun diyor. Neyi? Hani bu kadar pisliğin içindesin. Bunu mu muhafazakar olarak sayıyorsun diyor. Bana bunu mu söylüyorsun diyor sistem. Bir de diyor ki burada barış bakın barış. Fikirler düşünmeyi teşvik eder. Bireyden veya toplumda yenilenen eylemden önce değerlendirmeye olanak sağlayan uyumlu bir durum. Fikirler zamanla elde edilir. Uyarılmayı bekleyen kişi. Yani siz diyorsunuz ki bu aptala gel bir ya bir gel bir gel bir benimle konuş. Burayla bu kadar dünya alemle konuştun benimle niye konuşmuyorsun? Niye yemiyor? Niye gelmiyorsun? Çünkü olmadığını biliyorsun. Ve bütün haklı gördüğün yerin yıkılacağını yerle bir olacağını bildiğin için yemiyor diye bana gelmiyorsun değil mi diyor. Arkadaşlar ruh eşinizi isteyin yeni ruh eşinizle gidin ya. Gerçekten ciddi söylüyorum hakikaten. Ve sistem diyor ki zaten o hiçbir şeyde süreklilik arz etmedi ki bu aşkla ve bu dişille, bu kutsal dişille ilgili. Bakın barış diyor 11 numara. Direkt ruh ikizlerini gösterir. Sistem de diyor ki yani nasıl bunu evlendiriyorsun diyor. Ben neden seni buna göndereyim burayı bitirdiğim diyor. Neden bu aşkta kavuşma geç kalındı diyor. Bıçaklanma, mutsuzsu. Hayalin tek bu dişininle evlilik. Bakar mısınız? 11 numara ikiz ruh.
Sizi birbirinizin kaderine yazdım. Peki burası evliyse seni nasıl gönderebilirim ben oraya diyor sistem. Sen bunu hiç mi düşünemiyorsun diyor. Yani burada çok utanç verici bir iftira var. Çok utanç verici. Sizin eriller de salağın önde gidenleri. Hani tam bir gerizekalı diyeceğim arkadaşlar. Gerçekten öyle. Tam bir embesilmiş yani. Hakikaten tam bir akılsız. Yani bu üçüncü kişiye teşekkür edin arkadaşlar. Bu ne yapıyorsa az bile yapıyormuş buna. Hakikaten bakın sistem bile onu söylettiriyor bana. Hani bu ne kadar buna yapılsa bu azmış yani. Bu kadar pisliğe batmış. Ay bir de kendini haklı görmüyor mu? Sistem de diyor ki Karmin yalan attı, dua ediyor, doğru çıksın diyor. Ama doğru değil diyor. Bunu da ben ispatlayacağım, seni de yıkarak yapacağım. Hem de nasıl yapacağım biliyor musun diyor. Sana da bunu çok güzel öğreteceğim diyor. Bugüne kadar onun bekar olduğunu bildiğin halde, evli olmadığını, bu evliliğin bir tek senle beklediğini, senin de bunu hak etmeyecek kadar bir geri zekalı olduğun için bence de hak etmiyorsun. Bu kadar kutsal yüce dişilimi ben de ona layık birini yaratır anda yeryüzüne indiririm diyor. Madem diyor karmik bunun için dua ediyor, ben kabul ediyorum karmin duasını diyor. Madem sen de zaten buna inanıyorsunuz, siz sürekli bunu çalıştırdınız tekamül boyunca, ben de bunun yalanını ortaya çıkarmaya çalışıyorum sistem diyor. Eğer öyleyse be geri zekalı, seninle nasıl kader yazmış olabilirim? Üçünüzü mü aynı? Tövbe estağfurullah. Değil mi arkadaşlar? Ya bu kadar geri zekalı olunur mu ya? Yani İnsanın aklı duruyor hakikaten yani. Neyse. Ben devam edeyim. Beni ilgilendirmiyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Buyurun buradan yakın. Bu kadar gözüne sokuyor sistem. Ne kadar iğrenç, mide bulandırıcı bir durumun içinde olduklarını. Yani burada pisliğin dibi var arkadaşlar. Pisliğin dibi var. Size başka da ne diyeyim ben? Yani ne hissettiğimi size anlatamam. Yani size neler yaşatıldığını, ne kadar büyük hain, hem bunun hainliğine hem üçüncü kişinin hainliğine. Ve arkasından 15 numarayı ona dayattığı gibi size de göz açtırmıyor dayatıyormuş. Niye siz de 60 bu yalanla kendini o dönem için belki öyle laf ola bere gele söyledik bir tarafını kurtarmak için. Bunu da şimdi doğru çıksın. Çünkü doğru çıkmazsa sonsuza dek kendisinin gömüleceğini bildiği için bu çıkmasın diye hala bunu 15 numarayı dayatıyormuş. Buna inansın diye sizin zengin bir adamla para karma evliliğinde olduğunuz için size dayatıyormuş bu evlilik doğru çıksın diye. Bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Size de böyle dayatıyor. Eğer siz rahatsızsanız, işiniz yolunda gitmiyorsa, para kazanamıyorsanız, işinizi mi kaybettiniz? Bu üçüncü kişinin yüzünden. Siz ayrı çalışıyor, on ayrı çalışıyor. Bir de ikinize kavuşmayın diye birlikte çalışıyor. İkinize bir çalışıyor bir de. Sistem onu söylüyor. Zaten diyor sen hiçbir şeyde süreklilik arz etmedi. Sen zaten hiçbir şekilde diyor emek vermedi. Bir diyor zihni sustur biraz sükunette ol diyor. Kalıcı olan tek şey değişimdir. Bu değişimi yapmadan sürece buraya gidemeyeceğini bilmen gerekiyor diyor. Hani bunu tutarken buraya nasıl seni göndermem gerekiyor diyor. Ha, bir dakika şimdi burada şöyle bir dakika aklıma bir şey. Şimdi bir şey geldi Rumi'ye sormam lazım. Sevgili Rumi. Düşündüğüm şey doğru mu acaba? Paylaşabilir miyim? Paylaşabilirsin dedim. Buyurun. Paylaş cennet dedi. Ona söyle karmik evlilikte ol. Bakın bu kart buraya düşmüyordu değil mi? Elimle atarken. Buraya da gelmiyor. Buraya da gelmiyor. Direkt bunun üstüne geliyor. Yani değil mi? Çektim ve attım. Bakar mısınız arkadaşlar? Diyor ki bu karmik üçüncü kişi evliliğinde. Bu karmik üçüncü kişinin yalanı, iftirası, ona inanması, inandığı sürece, o da bu attığı yalanı doğru çıksın diye dua ettiği sürece dünyayı onlara cehenneme çeviriyorum. Dinarların ası beklesinler diyor. Yeni sürprizim var onlara diyor. Ve Karmiye de diyor ki, zannetme ki diyor, sana yar edeceğim, seninle kalacak. Hani sen tekrar bana gelecek, biz eskisi gibi tekrar evli olabilir miyiz? Ben bu kılıçları saplıyorum ya, Allah da çıkarıyor. Hani beni de onaylamıyor Allah. Ben de zorla duruyorum ya. Benim yüzümden de o da soğuyor. Ben de yiyorum. Biz iki tane ahmak yüzünden ilahi dişle de yansıyor. Kimse gün yüzü görmüyor.
Ve diyor burada Allah'ım ne olur diyor dua ediyormuş ki ben bir iftira attım. İlahi dişiyle onu doğru çıkarır mısın o evli olsun eliyle öyle göster diye dua ediyormuş. Bir de 15 numarayı dayatıyormuş dişiyle arkadaşlar. İnanılmaz bir senaryo. Burada daha size yüzlerce senaryo anlatabilirim arkadaşlar. Burası çok çirkefli. 100 tane dallas oyunu bir arada. Ve sistem de dedi ki evet Cennet burası bitmediği sürece dinarların asını devam ettireceğimi söyle onlara dedi. Onlar da asla yar olmayacak orada birbirine. Hani birbirine çıkar için koltuk altında duruyor sessiz de kalıyorlar ya onları ben öyle tutuyorum dedi. Neyle de sınav edeceğimin haberleri yok. Ama er veya geç dedi. Ben hakikati iç hakikat iç varlığınızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır diyor. Nasıl beni konuşturmuyor. Ama ben her zaman konuşurum. Ve Yaradan'ı iki asla o kadar güzel verdik. Dişilim dedi. Madem senin için yalan söylüyorlar ya bugüne kadar doğru olmadığını anlattık. Bu iki kıt akıllı anlayamadıysa dedi. Ben onu onunla tekrar evlendireceğim görsün o dedi. Arkadaşlar onu kendi şeytanıyla evlendireceğim diyor sizde. Burayı istemiyor, buraya gelmek istiyor. Ama diyor bunun yalanına inanıyor. Bunun yanında duruyor, onun yanında tutuyor, ona çalışıyor. İblise diyor. O da yalanı doğru çıksın diye dua ediyor. Madem diyor seni evlendirdiler ya bir ilahi ruh eşin eriline. Tamam diyor bunu o erillikten çıkarıyorum. Yerine ya da işte sana böyle bir adam da evet tamam bu evliliği yaptırayım ben sana diyor. Ve dayatacağım onlara. Ve benim aşkım neymiş öğreteceğim onlara. Bu aşkta bunun nasıl bir aşk olduğunu bunlar daha anlamamış Cennet diyor. İki asla bunu öğreteceğim. Dayata dayata öğreteceğim. Söke söke öğreteceğim diyor. Peki tamam diyor. Hodri meydan. Hadi bakalım. Bu grup için start başlamıştır arkadaşlar. Hadi bakalım. Kavuşma aşaması varken sistemi çok kızdırdıkları için karmiğin duasını tutarak bunu terbiye edecek. Sonsuza dek ruh eşini kaybedecek. Karmiye de dayatarak Allah sevgisi inancını aşılayacakmış arkadaşlar ilahi sistem. İkisi de umduğunu bulamayacak. İkisi de istediklerine kavuşamayacaklar. Ve sizi onu unutturacak kadar sizi sevecek bir hakikatle ruh eşiyle sizi evlilik evine sokacak Allah. Bitmiştir arkadaşlar. Burası için böyle geldi maalesef. Burası geç kalınmış. Ama zaten burası biraz fazla gerizekalı olduğu için boş verin. Bu gerizekalı ile ömrü geçmez arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi burada diyor ki sen diyor süreklilik göstermiyorsun, esneklik yapmıyorsun, inandığın karmin yalanına öyle saplanıp kaldın ki diyor. Ve o yalanı da o dayattıkça devam ettiriyorsun. Çünkü diyor onunla aynı yerdesin. 15 numarayı sana dayattığı için diyor. Zaten sen diyor bu şüphede kal diye dayatıyor. Ve sen diyor onun yanında kaldığın için de bu şüpheyle devam ediyorsun diyor. Yiyorsa git bakalım sevdiğin evli mi değil mi? Hadi hodri meydan beraber bakalım diyor sistem. Seni gönderiyorum diyor ruh işin kapısına. Sizin ayağınıza gönderecek arkadaşlar. Geride kalan dişiler hiçbir şey yapmayın. Allah'ın adaleti yeryüzünde gözükecek. Allah bunu işletiyor. Sadece sabırla bekle diyor. Bu ahmada bunu diyor. Şimdi ruh eşini kısıtlayamazsın diyor. Böyle bir manipülasyonla ruh eşine gitmemezlik edemezsin diyor. Bu kadar muhafazakar davranmamalısın. Kendini bu kadar ya da belki sizden saklıyorsa, görünmüyorsa, görüşme ve iletişim yoksa, gizli kapaklı var da siz kim olduğunu anlamıyorsanız eğer onu da gün yüzüne bakın burada iletişim var. Kendini göstermiyor kafası. Bakın yüzünü görmüyorsunuz. Ne diyor? Sistem burada bu erile diyor. Böyle yüzünü göstererek, çiçek alarak kim olarak kendi ayaklarınla oradan gitmiştin. Kendi ayaklarınla oraya gideceksin diyor. Söke söke de götüreceğim diyor burada. Ve 5 yaşında bir çocuk isteği kadar içsel çalışma yapın. Nefesin yoganın terapinin dibine vursun. Ergen olamaz. Bir ergen de yetişkin olamaz. Her şey sürecinde gerçekleşir. Yaşayarak, yaşayarak, yaşayarak. Bakar mısınız arkadaşlar karta? Sistem bile kadar sert vurgu yapıyor.
Ama hakikaten bende çok sert enerjiler geldi bana arkadaşlar yani. Bakın beni bile benden çıkarttı yani. O kadar aptallık var ki burada. Yani aptallığın, çirkefin, pisliğin daniskası var burada. Oyun içinde oyun var ve sizin aptal hala durmaması gereken yerde duruyormuş. Şimdi sistem de diyor ki tamam diyor sana sürprizim var yapacağım diyor. Merak etme madem o kadar onun evli olduğuna inandı de doğru çıkarayım bari diyor. Hani yanlış olmasın böylece sana bir ders vereyim de ben senin aklın başına gelsin diyor sistem. Madem sen somutta ruh eşin evli mi değil mi ben somutta görmek istiyorum diyorsun ya diyor. Tamam hodri meydan göstereceğim sana diyor. İşte budur arkadaşlar. Ah 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 ah. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Arkadaşlar. Rumi bir şans yok mu burası için? Hani bu erili bakar mısınız? Direkt verdi. Daha cümleyi söylemeden verdi. Kaç tane? 3 tane vermiş. Bakın arkadaşlar. Neyin şansını vereyim? Cennet diyor. Ey fedakar olan bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Ey fedakar olanı bıçaklayan, yani fedakar olan sizsiniz. Sen diyor fedakar olanı bıçaklıyorsun burada kalarak. Bakın. Aynı zamanda da kendini bıçaklıyorsun diyor. Yani kendini bıçakladın yetmiyor be aptal diyor. Burayı da bıçakladın unutma diyor orada kaldığın sürece. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Bu benim sadakamdır. Biraz buna yakışır davran. Biraz layık davran. Hadsizlik ediyorsunuz diyor. Sizi ölçülülüğe davet ediyorum. İlahi aşkıma bakar mısınız arkadaşlar? Dinarların altılısı ve erille gelir zaten. Çünkü erillerin aptallığı yüzünden bu senaryo yaşandığı için. Ve kupa ası. Bu neymiş? Oo, bakar mısınız? Arkadaşlar. Şöyle 3 tane çektik, değil mi? Sen diyor Allah'ın aşkına ihanet ederek birliğine, armağanına, lütfuna, sadakasına 3. kişiyi kendinde tutuyorsun ve sana bunu böyle yaşatan da 3. kişi olduğunu unutma. Çünkü o her daima bakın geliş sırası böyleydi, değil mi arkadaşlar? 1 numara neydi? Sen dedi fedakar olanı bıçaklıyorsun. 2 numara neydi? Dinarların altılısı. Peki senin elinin önüne kim atlıyormuş? Değneklerin sultanı. Ve burada da verdi. Onunla evli. Büyüleri dayatan o. Para için onu tutuyormuş. Bu para mevzusu nedir burada Rumi? Eril'in ona kaptırdığı bir para mı? Hayır diyor. Bu bir oyun. Ona oynanmış bir oyun. Bunu bilmiyor diyor. O bir para alacağını zannediyorsa eğer diyor öyle bir para almayacak aslında. Çünkü öyle alacağı bir para yok diyor. Bu bir oyun diyor sistem. Bu oyun diyor yani. Bu oyuna son versin diyor. Doğru mu? Aa, asla olmayan bir parayı bekliyormuş arkadaşlar. Hani bu parayı almadan size gelmiyorum diyorsa eğer böyle bir şeyler diyorsa sistem de diyor ki yok ki öyle bir para. Bu bir oyun diyor. Değnek kraliçesi onu kandırdık diyor onunla diyor. Onu da kandırdık, onu da kandırdık. İkisini ona inandırdık diyor. Onun için diyor asla öyle bir para yok almayacak diyor. Ve diyor zaten. Peki bu ruh eşine gitmezse değil mi? Evet tabii ki. Bakar mısınız? Kupa altılı geliyor. Bakın burada kartlar buradan çektim arkadaşlar. Kupa altılı. Sevdiğine gitmediği sürece asla istediği ve beklediği paraya kavuşamayacak diyor. Bu bir. Ben dayatmaya devam edeceğim gidene kadar gitmezse. Yani diyor ki dayatmaya devam ediyorum. Bu da demektir ki dozunu arttıra arttıra. Zaten fedakar olanı bıçakladığı için ben de dayatarak onu bıçaklayacağım. Bakın böyle benim aşkıma kimse ihanet edemez diyor. Bunu onlara öğreteceğim diyor. Peki. Kimin yüzündenmiş? Ve bu orada olduğu için arkadaşlar siz yaşıyorsunuz. Şimdi bakın burayı bitirmesi lazım diyor. Bak burayı kapatması lazım. Bu kılıç onluğu kapatması lazım. Bu yalanı, bu dalavereyi kapatması lazım. Bu kendini ben küçük görüyorum da gidersem beni reddeder de sevdiğim öyle mi yapar böyle mi yapar salaklığını bıraksın diyor. Bu yaptırıyor ona diyor. Bakın
Değneklerin sultanı bunun üzerine attı arkadaşlar. Kendine küçümsem Allah'ın gözünde sen değerlisin, kılıç onu. Çünkü sen bununla evlisin diyor. Hani değnek kraliçesi, yani kupa kraliçesi, değnek kraliçesi burada. Onunla sana kupa kraliçesi gibi kendini gösteren aslında değnek kraliçesi diyor. Sana bunları yaşatıyor. Senin onunla olan evliliğin sana bunları yaşatıyor. Çünkü diyor o dayatıyor diyor yani bunları. Hani şununla dayatıyor. Sen onu bırakma diye. Çünkü sen onu bırakıp devreden çıkarmazsan zaten ben çıkaracağım diyor. Üçü senin sevdiğin de evli diye yalan attı ya diyor. Bu yalan ortaya çıkarmasın diye diyor. 15 numarayı aralıksız sana ve ruh eşine dayatıyor ki bu yalan da doğru çıksın diye bana da dua ediyor diyor. Senin de aşık olduğunu, sevdiğine gideceğini, kavuşacağını da biliyor. Buna da benim kavuşma verdiğimi, onayladığımı da biliyor. Ama sen de buraya gelmediğin sürece sana dayatacağım diyor. Ve burada sen fedakar olan kendini bıçaklayansın. Ruh eşine gitmediğin sürece ne para, ne aşk, ne sevgi, ne sıhhat görmeyeceksin. Senin bütün sıhhati olayın diyor. Burası kapanacak ancak diyor. Ve sen ruh eşine gidersen ancak bunun bir oyun olduğunu da artık anla. Şimdi söylüyorum bu da surprise oyunmuş bu arkadaşlar. Para mevzusu oyunmuş. Ruh eşine gitmediğin sürece, bu oyuna da bir son vermediğin sürece asla diyor kavuşma yok. Ve burası an be an kavuşabilecek bir grupken kendi kendini feda eden, bu aşkı feda eden bir kıt akıllı bir eril yüzünden bu muazzam bir dişil var, yüce bir ruh var burada. Geride kalan dişiller sorun sizde değil, sorun erillerinizde. Sistem onları verdi ve ben yoruldum, iki video oldu. Burada çok büyük aptal bir oyunun içine alınmış ve bunun farkında olmayan kendini bıçaklayan bir eril var. Şimdi bu erillere söyleyeceğim şimdi bu söylediğimi. Rumi söyleyeyim mi? Evet. Ve bu arada evet dediği kart da değnek dörtlüğüydü arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın bir de ruh eşi var arkasında. Bakın direkt desteği böldüm. Başka bir. Bakın arkasındaki karta bakın. Değneklerin üçlüsü bunlar için diyor. Bu aşk bu yolda seçilmiş gemidir. Aşktan başka kurtuluş yok bunun diyor. Artık verdiğimiz sezgiyi de anlasın. Yani ruhsal rehberliği ve ruh eşini ve onunla dengeye gelsin. İçindeki eril dişil dengesini kursun. Burada şeytan kartı aynı zamanda da kendi içindeki eril ve dişil dengesini dengeleyemediği için ve tevekküle geçmediği için. Yani bu dişil gibi, bu ilahi aşka, bu evliliğe, bu birlikteliğe o günden beri bakın kupa altılısı daima bu dişil yalnızdır zaten. Çünkü bu evliliği yapmak ister. Ve bu evliliği de bu ruh eşiyle yapmak ister. Gözüne sok cennet diyor. Onun nasıl üzgün bıraktığını, onun yüzünden neler yaşayıp nasıl özlediğini, yalnızlık çektiğini, tek başına bıraktığı gibi kaldığını. Ve gelip bu ilişki için bir adım atacak mı? Bir üst safhaya çekecek mi? Biz bir plan yapabilir miyiz? Geleceğimizle ilgili bir şans var mı diye hala bekliyor diyor. Bu evliliği de onunla yapmak istiyor. Ama hiç konuşturulmadığı için ona yapacak bir şey yok. Ve biz ona konuşturtmayacağız. O ta ki ayağına gidip özür dileyene kadar diyor sistem. Burada bitiriyorum sevgili canlar. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Değnek dörtlüğü verdiği için söyleyebileceğimi söyledi. Şimdi eriller. Böyle bu senaryoya uyumlandıysanız, sevdiğiniz bu dişinize gidip kavuşmak istiyorsanız eğer, bunu çok iyi dinleyin. Evli ve resmi nikahlı evliliktesiniz. Sistem size eylem yap diyor dişiline. Evliyim diye adım atmıyorsanız bilin ki değnek kraliçesi size 15 numarayı dayattığı için yapmıyorsunuz. Peki ben evliyim. Adım atmıyorum çünkü dişilim beni kabul etmez, onu boşamadım diye. Beni kabul eder mi? Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum diyorsunuz ya, hani her şeyi bilmenize rağmen bir de böyle bir aptallığa yatıyorsunuz ya, onu ben buradan söyleyeyim. Sistem sizi öyle bir tepe taklak edecek ki, öyle bir tepe taklak edecek ki ömrün hayatında hiç yaşamadığın kadar büyük yıkım yaşayacaksın. Bir kere bunu bir bil, bu bir. Bunu yaşayacaksın, bu kaçınılmaz. Bunu hak ettiğin için yaşatacak. Sistem onu söyledi. Onu yaşatacağım ona dedi. Hak etti. Çok geç kaldı, bitti. Ona toleransım yok dedi.
ve benim aşkıma bu üç kartı birden verdi. Onun ve o karmiyenin attığı yalan uğruna feda edemeyeceğim dedi. Ve kılıçları ben çıkaracağım dedi. Amma ve lakin ruh eşini ona yar etmeyeceğim. Çünkü bugüne kadar 100.000 kere söyledim, dinlemedi ve inanmadı. Ben onu da ancak bu ilahi aşkından yoksun bırakırsam terbiye edebilirim dedi. Başka türlü yola gelemeyecek. Madem onu istiyor, onu verelim cennet dedi. Artık bu oyunu bitirmiyorsa, bu yoksunluğu, bu oyunu bitirmediği için yaşattığımı, dinarların asını dayattığımı, ruh eşiyle dengeye gelemediği için. Peki neden biliyor musunuz arkadaşlar? Sistem burada ayrıca ne diyor? Ruh eşine çok büyük bir ihanet ve saygısızlık içinde. Kendini de bir o kadar yoksun, hasta hissediyor bu sebepten dolayı. Amma ve lakin kıt akıllı değnek kraliçesiyle hala o evlilikte olduğu için bunu yaşadığını bilmiyor. Sistem de burada ne dedi biliyor musunuz? Bakın burada çok önemli bir şey daha var arkadaşlar. Sistem dedi ki sen gerçekleri biliyorsun. Bakın burada barış verdi bir de. Ve bu ası verdi. Bu barış olacak. Sadece o süreklilik istiyorum ondan. Bunu yapacak mı? Vereceğim diyor. Kart üzerine devrildi. Bakın giden erildi, eriller. Geride kalan dişilde hiçbir sorun yok. Sorunsuz misiniz? Siz de dişile mal ediyormuşsunuz. Sistem bu da çok kızmış. Bu bir. Bu huyunuzdan vazgeçmeniz gerekiyor. Karmin yalanını ille de doğru mu değil mi diye somutta görmeyi diretirseniz sistem gerçek ruh eşini vererek karşınıza çıkartarak size onu o şekilde gösterecek. Ve on numarada size bugüne kadar bekar olan ruh eşinizi, kutsal kadınınızı sizden alacak, haberiniz olsun. Bakın gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Kart nasıl dans ediyor? Evet cennet, ruh eşini dayatacağım dedi. Ruh eşini bunu hak etmiyor bu insan diyor. Bunu hak etmiyor cennet diyor. O ruh eşini istiyor benden çünkü. Bu gerizekalıya söyle bunu yapsın. Yoksa ben yıkımla yaptıracağım. Ona da başka ruh eşini vererek doğru çıkarttıracağım diyor sistem. Bakın bu, eğer siz bu inanışta iseniz, bu inanışta beni dinleyen eriller iseniz arkadaşlar, bilin ki sınavınız karmikle tekrar evlendirileceksiniz ve ilahi ruh eşinizi sonsuza dek kaybediyorsunuz. Bu aşkı sistem sizi bu şekilde cezalandırarak onun karşısına yeni ruh eşini vererek ömür billah cehennemi yaşatacakmış, size bilginiz olsun. Bu bir. İkincisi, hayır ben bu eril değilim, ben gerçekten ruh eşime gitmek istiyorum, nasıl gideceğini bilmiyorum, ben karmin attığı yalanı da biliyorum, ona da inanmıyorum, sadece ruh eşim beni kabul edecek mi etmeyecek mi, hala da ben bununla boşanmak istiyorum, boşanamıyorum, belki de sistem mi beni boşatmıyor, hani ben boşanmadan gidersem beni kabul eder mi diyor iseniz, sistem ona diyor ki aşk bu yolda tek kurtuluşundur diyor. Arkadaşlar bakın, bu grup için her şekilde İlahi dişillerinize adım, eylem yaparsanız kurtardınız. Yok o evli mi saçmalığı ve aptallığında devam eder iseniz sistem bunu doğru kılacak. Yanlışmış, yalanmış. Sizin üçüncü kişi karminiz bu yalana atmış ve büyüler size de dayatarak siz böyle düşünün diye sizin algınızı kapatıyormuş. Ruh eşiniz de sizden soğusun, nefret etsin, böyle düşünüyor diye sizden uzaklaşsın diye ayrı dayatıyormuş. Sistem de buna o kadar sinirlenmiş ki artık benim ilahi aşkıma kimse iftira atamaz, kimse karalayamaz, aptal eril diyor, sana verdim diyor. Bakın niye bunlar da geldi, yalnız ve yalnız. Bakın işte burada buluşacaklar, kupa evliliği bunlarınki, değnek dörtlü buranınki ve özleyen ve ruh eşine git, bu özlemi, bu yoksunluğu, bu hastalığı bitir. Üçüncü kişiyi devreden çıkarmadıysa evli olduğunu biliyorum diyor sistem. Ben seni o evlilikte tutuyorum, sen durmuyorsun diyor. O önemli değil diyor, orayı düşünme diyor. Benim diyor sana anlatmak istediğim ve senin anlamadığın şey, evli olup olmadığın umurumda değil diyor. Seni ilk dişimle gönderdiğimde de zaten evliydin aptal diyor, burayı kaçırıyorsun diyor. Bunu boş ver diyor, o bitti çoktan. Ben o haini bitirdim diyor, arkandan o iş çevirdi, haksızlığı o yaptı. Kılıç onları o saplıyor ikinize. Belki sevdiğinle aranda soğukluk var, uzaklaştınız, gözyaşı döküyorsunuz, o yapıyor. Peki neden yaşatıyor?
Çünkü sen de kendini kurban ediyorsun buna. Bir türlü akıllanamıyorsun. Onu bugüne kadar tuttuğun için. Bakar mısınız? İki tane 21 numara arkadaşlar. Ve der ki, bakın. Bir kısım için bununla evli ya arkadaşlar. Sınavı onunla evlendirerek ikisini birbiriyle sınav ettirecek ve asla da mutlu bir evlilikler olmayacak. Dinarların nasını verdi çünkü. Yani bugüne kadar ne yaşattılar? Kat be kat daha fazlasıyla yaşatacak bir grup var. Bir grupta evli onun için geldi. Bakın bir grup, iki grup var, ikisi de evli. İki ayrı eril var burada beni geride kalan iki dişil var beni dinliyor. O iki dişilin de ikisinin de hayatında ki eril aynı kişi. Bir bu karmik evli, bununla evli. Yani değnek kraliçesi de beni burada dinliyor benim kanalımda. Tamam mı? Eril bana geri gelir mi diye bunu dayatıyor. Ruh eşine dayatıyor, kutsal kadına. Ona gitmesin. Attığım evlilik yalanı doğru çıksın diye ikisini de ayrı ayrı dayatıyor. İkisi de birbirinden soğusun. Kendi kılıçları sapladığı evliliğine, öz değerine gelmeden ona geri dönsün. Böyle arkadan iş çeviriyor. O yüzden kendi uykusuz geceler yaşıyor. İlahi eril yaşıyor ve vereceğini vaat ettiği bir para, bu böyle bir para da asla yok. Bu parayı da bir tek Allah verir, nasip eder. Bana gelsin diyor. Bu sapladığım kılıç çıkmasın diyor. İlahi sistem dedi ki ben onu çok güzel çıkarttım. Çoktan dedi. İlahi dişil biliyor bütün her şeyi. Anlattım ona dedi. Öğrettim senin bütün foyanı. O çok iyi biliyor dedi. Ve ben bunu sana dayatmaya devam edeceğim dedi. Burası çok hain olan ve bu çifti ayırmak için resmen ant içmiş gibi uğraşan o dişile cevap verdi. Onları ben bir araya getirip evlendireceğim. Tıpkı senin dediğin o evliliği yaptıracağım. O erili de o yoksunluktan kurtaracağım dedi. Çünkü onlar için bu aşk tek kurtuluş yolu. Bunu da bu yoksun hisseden erile öğretiyorum zaten. Bu oyununu da son veriyorum, bitiriyorum dedi. Çünkü bu benim ilahi aşkım dedi. Ve sen dedi hani onun evli olduğunu söyledin. Evet doğru evli kılacağım ama senin istediğin erille. Yalan attığın olmayan bir erille değil. Senin sende kalsın diye onun ruh partnerini ona göndermiyorsun, onun ruh eşiyle. Yani senden alıp ona göndereceğim dedi. Şimdi sana da bunu çok güzel dayatacağım dedi. Bak bakalım sen kutsal ilahi dişilde ilahi erilini çalıp onu evlilik yalanıyla yalnız bir çaresiz bırakıp cehennemi yaşattın ya dedi ona ve bu erile bakın. Onlar evlenecekken bunu yapma. Ama ben de dedi seni o yalan doğru çıkaracağım. Tam tersi dedi. Bu erille evlendireceğim dedi. Senden boşattıracağım bu erille evlendireceğim diyor. Yani aynı zamanda senin diyor. Hani bu kutsal dişile o evli dediğin ya bir ruh eşini çağırmış. O zaten evli ne ola ki? Hani o seni beklemiyor ki. Peki bu kart niye var diyor. Bu beklemiyorsa. Bu niye yalnız bu niye yalnız. İkisi de geride kalan dişili temsil eder. Peki bu eril niye yalnız? Seninle evliyse diyor bak. Ve o çiçek alıp bu dişiline gelmek istiyor. Seninle evli olabilir o önemli değil ki diyor. Ben bitirtmiyorum ama merak etme bitirteceğim o evliliği dedi. Ve sana dayatarak bitirteceğim dedi. Kılıç uçuyor onun için çıkarttı arkadaşlar. Şimdi burada beni dinleyen iki dişil var. Ben olayı anladım. İki tip de eril dinliyor beni. Şimdi birincisi. Burada kesinlikle bir gruba kavuşma var arkadaşlar. Değnek dörtlü, kupa ası, kendi öz ruh eşiyle ve kupa onlu ve sebat olmuş olan kişi. Ve somutta dişili mi, ben evli mi, değil mi görmek istiyorum diyen grubu cehennem bekliyor. Bunu bırakıp ruh eşin evli mi, değil mi gözünü kara ederek gidip özür dileyip ayaklarına kapanıp beni affet derse de sistem diyor ki sonuna kadar arkasındayım. Ne dilerlerse vereceğim. Bu yoksunluktan kurtaracağım o erili diyor. Bakın bu yoksunluklardan kurtaracağım. Çünkü bu aşka gitmezse başka kurtuluş olmadığını ben ona o kadar iyi öğrettim ki o da biliyor zaten. Peki diyor o zaman madem bu karmikle evliyken diyor. Neden ben dişiline git diyorum acaba diyor. Şimdi en önemli soru burada. Onlar da merak ediyorlar ya. Şimdi bakın
Bir yalan atmış arkasını dönmüş İlay Dişil evli diye, eril de ona hiçbir zaman inanmamış. O evlenmez öyle bir şey yapma diyor iç sesi. Sistem de diyor ki evet o senin eşin, o yalnız, sen yalnızsa evet size bir dünya vereceğim, bir evlilik yapacaksınız diyor. Ama ve lakin diyor, bununla değil, gerçek ruh eşinle vereceğim. Çünkü o seni bekliyor kavuşmak için, sen onu bekliyorsun kavuşmak için. Bakın. Yalnız bir dişil, yalnız bir eril. Ama bu eril yalnız değil. Her ikisi erile de evlilik kartı verdi değil mi? Burada iki tane dünya kartı var. Yani şunu demek istiyor sistem kısaca. Ben şimdi anladım arkadaşlar. İki dünya kartıyla ne diyor biliyor musunuz? Bütün sistem özetle şunu söylüyor. Diyor ki bu iki, tek bir eril var. Bu eril evli. Ve sevdiği kutsal dişili var. Onu da yalnız olduğunu biliyor, ona gitmek istiyor. Gidememesinin tek sebebi, ben bu karmikle evliyim, evli olmadan adım atar mıyım, bu doğru olur mu, tekrar günah işler miyim? Karmikle bana yaşattığında bu ruh eşimle acaba bana yaşatır mı deyip de gitmemezlik ediyorsanız gidin diyor sistem arkadaşlar. Bakın size o kadar söyleyeyim, gerçekten güvenin bu dediğime, sistem çok net söylüyor bakın. Bak benim oyunum ne kadar harika, elbisem de olağanüstü. Bu oyuna son ver, bu şeytanlığı bitir diyor. Seni ruh eşinle kavuşturacağım. O çünkü bunun yalanı. Sen sadece onunla nikahlığında, resmi nikahında olsa hiç önemli değil diyor. Arkana bakmadan kaç oradan. Çünkü o seni arkana bakmadan ruh eşinden çalmıştı. Şimdi aynısını iade et, ruh eşine gider. İsen sonsuz kavuşma veriyorum. Yanındayım ve seni ruh eşinle evlendireceğim diyor. İkiniz de bu mutlu sebatıma ulaşacaksınız diyor. Ha yok bu yalanı sürdürüp devam, bak bakın tekrar üstüne düştü. Yok bu yalanı devam ettirirse, ancak diyor arkasına bakmadan üçüncü kişiyi terk ederse kendi benliğini bulacak diyor. Orada kaldığı sürece bunu dayattığı için o benliğini, ben de kaldığı için buraya ihanet ettiği için kendi ruh eşine diyor. Bakın şu bu kart sizin ikinizin ruh eşliliğini temsil eder arkadaşlar. Ancak diyor orayı bırakırsa, arkasına da bakmadan bu şeytanı bırakır, burayı terk ederse ve ruh eşine giderse sonsuza dek onların yanındayım diyor. Ve bu işi evlilikle, değnek dörtlü kupasıyla da bitireceğim. Sadece çiçeğini alsın gitsin. Onunla resmi nikah olduğuna bakmasın. Şu an boşaltmamın tek sebebi o. Neden öyle tuttuğumu o anlayınca mutlu olacak diyor. Dua edecek bana diyor. Bu nasıl olacak? Bireysel rehberlikte arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Sonuç itibariyle diğer ahmak grup için bir şey demiyorum arkadaşlar, rehberlik alsın, çok takıllı. Fakat bir grup var ki gerçekten ruh eşini seviyor. Ataların ruhu da destekliyor. Bunu da başka bir videonun başında okuyacağım. Çok muazzam bir karto. Diyor ki yani 5 yaşındaki ergen olamayacağına göre, ergene kadar 5 yaşlı, ergen yaşı 18'si diyor. Demek ki 13 yıl daha geçmesi gerekiyor. Bir sürece dayanıyor diyor yani. Sabırlı ol diyor erile. Sen diyor eğer ruh eşini gerçekten bu oyunu son verip de ben somut evli mi değil miyim diye gözünü kara edip onun tam tevekkülde olduğu gibi inanır, tevekküle geçer de ona adım atarsan bil ki cennet ayaklarının altına sereceğim. O karmikten alacağım parayı da bakar mısınız arkadaşlar? Değnek ası, kupası. Bakın şimdi böyle kaldıracağım. Bu böyle ayrı kaldı. Bakayım diye dikkatimi çekmek için yapmış. Bakar mısınız sistemin cevabı? Arkasına bakmadan karmiyi terk edip ruh eşine gidene sistem cenneti ayaklarının altına sunuyor. Buyurun tapu gibi verdi. Kupaların ondasıyla verdi. Bu evlilik bir tek sizlerle olur arkadaşlar. Siz birbirinizin ruh eşisiniz. Bu sadece sizin ruh eşliğinizi temsil eden sebat olacaksınız. Bu özlem bitecek. Birbirinize her şeyi anlattığınızda, birbirinizi olgunlukla, anlayışla, empatiyle karşılıklı dinlediğinizde de kendi kendinizin merkezine gelip 21 numaranıza ulaşacaksınız. O evlilik de daha sonra bitirilecek. Şu an o evlilik bitmeden gitmiyorum diye adım atıyorsanız, ruh eşim de ben işte değnek kraliçesiyle hala resmi nikah devam ediyor, bundan da kurtulamadım, kurtulmak da istiyorum Allah'ım, bir türlü de kurtulamıyorum diyorsanız, bilin ki sistem sizi orada şimdilik tutuyor. Çünkü öyle olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden sistem diyor ki ruh eşini seviyorsa, biraz tevekküle, inanca gel. Allah'a inan, aşkına inan, ruh eşine inan ve onun sevgisine ve bu aşka inan. Sen de onu seviyorsun diyor. Sen onu seviyorsan, ona kavuşmak için gidiyorsan bil ki öyle. Nasıl bıraktıysan öyle diyor.
Kısaca. Sen zaten diyor ilk ona gittiğinde de evli değil miydin diyor. E o bekardıysa bekardır zaten diyor. Evliydiyse de boşuyorum zaten diyor. Ha sen ben değnek kraliçesiyle evliyim Allah'ım. İlk başta böyleydim gittin diye. O zaman aradaki sizin anlamadığınız kıt akıllılığınız şu arkadaşlar. O zaman siz özdeğer, öz sevgi, öz güveninizde değildiniz. Ruh, beden, zihin dengenizde değildiniz. Daha adam olamamıştınız. Şimdi adam ettiği için diyor ki aynı şeyi yaşatmayacağım, merak etme, dişininle de yaşatmayacağım. Sen bu ayrıntıyı kaçırıyorsun. O zaman seni oraya göndermemin sebebi git orayı bitir gel geri dedim. Fakat sen bunu yanlış anlayıp orada uzun süre kaldığın için diyor. E ben de dayattım sana diyor. E çünkü sana çok iyi öğretmiştim. Git orayı bitir buraya geri gel arkana bakmadan. E o senin ruh eşinden çaldı. Onun için diyor. Sen orada kaldıkça iblise hizmet ediyorsun, buraya etmiyorsun. E ben sana nasıl dayatmayayım diyor şimdi. Kim haksız? Kendi özgür iradenle bunu gör gel diyorum, bunu da beceremiyorsun diyor. E burası zavallım artık bitti, tükendi yani ama senden de başkasını da istemiyor. Artık geleceksen, gideceksen gözünü kapatıp gideceksin. Bu da madem sen onu dünya gözünde görmüyorsan eğer somutta bekar mı evli mi? E o da seni görmüyor. E o da seni görmüyor evli mi değil misi? O da bilmiyor. Peki o niye tam inançta gözlerini kapatmış da seni beklerken sen niye gözünü kapatıp da ona atman gereken adım atmıyorsun? İşte sistem bunu diyor. Siz bu ayrıntıyı kaçırmışsınız. Anladınız mı şimdi? Değnek kraliçesiyle resmi nikahınızın olup olmaması önemli değil. Allah diyor ki benim aşkım irademin üzerinde bir şey olamaz. O kim diyor? Onunla evliliğin olsa ne olur? O çok bir evlilik olsaydı, o dürüst olsa, doğru olsaydı, benim yolumda hizmet eden bir kul olsaydı zaten seni niye ondan ayırıp buna göndereyim? Ya da dünya boyutunda bu kaderi onunla niye bitirip bu kaderi başlatayım diyor. E o zaten buna hizmet etmek içindi. Seni adam edip böyle onunla sınav ettim ki bu yüce ruha layık hale gel ki bir daha canını acıtma sonsuza dek de bir ebedi aşk istedin işte onu veriyorum bununla bu da istedi çünkü. E kaderinizde de bilmiyordunuz öğrettim birbirinize. E benim katımda kontratınız var. Onu da öğrettim size. E ne ola ki buna bir güvenip de bir adım atmıyorsun? Tek kurtuluşun da bu aşk olduğunu bilmene rağmen diyor. E sen niye yalnızsın burada o zaman? E sen değnek kraliçesiyle diyor resmi nikahlısın. Bütün gruplar için geçerlidir bu. Peki burada neden ayrı resmedilmişsin diyor. Önemli değil diyor. Sen zaten o zaman da buraya geldiğinde değnek kraliçesi vardı. Ama o zaman sen değildin, adam olamamıştın. Şimdi adam ettiğim için, şimdi seni nasıl göndereceğimi bildiğim için, sen bunu öğrendiğin için, şimdi size eşit dediğim için, aradaki tek fark, o tam gözlerini kapatmış, seni bekliyor, sen gözünü kapatıp ona adım atmıyorsun. Seni kaçırdın, ayrıntı bu diyor. Bir de artık sen eski sen değilsin diyor. Yani sen artık bu aşkın kıymetini anladın. Ruh işinin kıymetini, doğruluğunu anladın. Bütün her şeyin o yılanın yaptığını anladın. Büyülerle sizi ayırdığını anlattın. Sen özgür iradenle de gitmedin oraya zaten. Sen ruh işinin arkasına iş çevirmediğini o da biliyor. Sen de biliyor. İkinize de öğretti. Burada bitiriyorum. Anlayan anladı zaten.